Tabii ki galibiyet her zaman çok önemli ve çok değerli. Her ligde, her rakibe karşı galibiyet çok önemli. Dolayısıyla biz de bunu ilk defa yaşadık. Bence gecikmeli yaşadık. Ama gecikmeli de olsa ligler her zaman önemlidir ve bizim için güzel bir galibiyet oldu. Oyuncu arkadaşlarım ilk iki hafta ara ara çok doğru oynadı, çok da iyi oynadılar. Ama sonunu getiremedik. Sadece 3 tane maçı baz aldığınızda belki bir ilk maçın ikinci yarısını kötü olarak değerlendirebiliriz. Ama geri kalan bütün dakikalarda hep iyi oynadı oyuncu kardeşlerim. Ama olmadı. Bu maç oldu. Bu maçı defansif anlamda doğruları birazcık daha iyi yaptık. Ve dolayısıyla da skoru ulaştık. Skoru da korumasını bildik. Yeni yeni alışıyoruz. Oyuncularımızın çok büyük bir bölümü bu ligde ilk defa oynuyorlar. Ben bu ligde ilk defa teknik adamlık yapıyorum. Daha önce yardımcı hocalık yaptım bir 5 sene ama dolayısıyla bunların bu geçişler çok kolay olmayacaktır. Ama oyuncu kardeşlerim çok şey başardılar. Bunu da başarmaya yakınlar bence tamamıyla bu lige adapte olup. Olmaya çalışacağız. Yolumuz uzun. Kolay değil. Ama buraya hep zorlukları başararak, zorlukları, zorlu engelleri aşarak geldik. Bunu da inşallah başaracağız. Lige iyi başlayan oyun olarak da iyi devam eden, şu ana kadar yenilmeyen, evet galibiyet de almadı belki ama bence çok ciddi oyunsal anlamda doğru işler yapan bir takım oynayacağız. Evet birbirimizi tanıyoruz ama onlarda da bir değişiklik var. Bir 5-6 oyuncu değişti. İlk etapta oynayan genelde çok değişti. Ama oyun anlayışları aynı. Bizim de aynı. Çetin bir maç olacak. Tabii ki birbirini tanıyan iki takımın mücadelesi kolay olmayacaktır. Biz bunu ilk maçında sıkıntılarını yaşadık. Bizi iyi tanıdıkları için. İyi çözdüler ve sonuca daha kolay gittiler kendi hatalarından dolayı. Bu rakibimiz de bizi tanıyor. Biz de onları tanıyoruz. Çetin zevkli, çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Zorlu bir rakip. Geçen sene zaten güçlülerdi bence. Daha da güçlenerek yollarına devam ediyorlar. Biz de güçlendik. Biz de kendimizce iyi oynuyoruz. Dolayısıyla iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ama zorlu bir rakibe, zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Bir eksiğimiz yok. Ufak tefek tabii ki sakatlıklar var ama onlar şu anda çok çok şükür çok önemli bir sakatlığımız yok. Devam ediyoruz sakatlıkla. Puşkaş gerçekten çok kaliteli, çok iyi bir oyuncu. Bizim takımımızda da örtüşecek. Ama yarın bir gün o buluştuğu noktada Puşkaş da gol kaçıracak. Yani bu herkes için geçerli, bütün santraforlar için geçerli. Bence pozisyona girmesi önemli. Bence onlardan daha önemli bize faydaları farklı farklı yerlerde var. Dolayısıyla bizim için şu anda gördüğümüz kadarıyla antrenmanlarda da maçlarda da bizim takım için uygun bir oyuncu. Özellikle yönetimimizi ve squad ekibimizi gerçekten tebrik ederim. Şu ana kadar gördüğüm bizim için doğru bir transfer olmuş. Tabii ki bir süreç, yarın bir gün onu da tanıyacaklar, onu da önlem alacaklar. Zamanla iyi tarafları, kötü tarafları da ortaya çıkacak. Ben hep onu söylüyorum, iyiken herkes iyi. Önemli olan kötü yaptığında, o golleri kaçırdığında destek olabilmek. O günleri inşallah yaşamayız ama futbol bu, yaşama şansımız da var. Dolayısıyla o zamanlar destek olursak tabii ki Puşkaş bizim için önemli ve değerli bir oyun. Enerji değil, bu değil. Bir enerji verir. Dinler Demirhan. Hocam da yesin olacak. Başkanlar daha sessiz. Nasıl? Ne gidecek?
Tamam. Sen gittiğin an orası başlayacak. 1-3 yapacak yani. 1-3 koşumlar. Kısa kere gelince trenimiz başlıyor. 10 dakika sonra süre. Ama 1-3 bilinirleri. Bir yatıra vurdu. Tekrar geldi. Hiç yaptı.